Metin'in kafasına bir darp var. Polis karakolundan morga kadar mosmor. Bir darbe var yüreğimizde, beynimizde, soruyor bir işaret fişeği. Biz ölerek mi yaşamayı öğreneceğiz hala? Can Yücel, Metin'in ardından böyle diyordu. Metin Göktepe 10 Nisan 1968 doğumluydu. Yaşasaydı 54 yaşında olacaktı. 8 Ocak 1996 yılında devletin polisleri tarafından dövülerek öldürüldüğünde 28 yaşındaydı. O yıllarda bir gazeteciyi döverek öldürenler çoktan tarihin kara sayfalarında adları bile bilinmeyen polisler olarak kayboldular. Ya onlara emir verenler, yönetenler ve yönlendirenler, esameleri bile okunmuyor. O dönemin muktedirleri itibarsız olarak öldüler ya da itibarsız biçimde ölmeyi bekliyorlar. Ama Metin yaşıyor. O günden bugüne hep 28 yaşında. Gazeteci Metin Göktepe. Bu bir hatırlatma olarak kalsın. Bugün artık Metin Göktepe gazeteciliği İletişim fakültelerinde ders ve tez konusu olarak işleniyor. Metin'in yolundan giden gazeteciler onun bıraktığı yerden devam ediyorlar, edecekler. 30 yıl önce ülkenin siyasi yapısı ve uygulamaları neyse bugün daha katmerlisi yaşanıyor. Hak, hukuk, adaletten söz edilmiyor. Sansür normal hale gelmiş durumda. Gazeteciler dövülüyor, hapse atılıyor. Fadime Ana'nın genç gazetecileri gördüğünde söylediği "Hepiniz birer metinsiniz" sözünü hatırlatmakta yarar var. Bugün hak, hukuk, demokrasi yok ama mücadele sürdükçe yeni metinler hep olacak. Metin'in doğum günü olan her 10 Nisan'da Metin Göktepe ödülleri veriliyor. Bu ödüller gazeteciler için değerli prestij ödülleridir. Aynı şekilde Musa Anter ödüllerini de unutmamak lazım tabii. Metin Göktepe ödülleri bu yıl 25. kez sahiplerini bulacak. Biz de işin aslı olarak hem 25. Metin Göktepe gazetecilik ödüllerini hem de Metin Göktepe gazeteciliğini konuklarımız Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Disk Basın İş Sendikası Genel Başkanı Faruk Eren ve Metin Göktepe'nin kardeşi Meryem Göktepe ile konuşacağız. Konuğumuz Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat. Merhaba. Merhaba hocam. Şimdi bir yaş günü öncesinde birlikteyiz. Malum Metin Göktepe'nin 10 Nisan'da yaş günü. Evet. Bu arada Evrensel Gazetesi'nin Metin Göktepe ödülleri dağıtıyor ve 10 Nisan'da da bu ödül törenini gerçekleştirecek. Evet, 25.'si olacak. Metin Göktepe dediğimizde 90'lı yıllar akla geliyor. Yaşı bizimle birlikte olanlar o dönemleri çok iyi hatırlarlar ama yıllar geçtikçe yeni nesil artık böyle yavaş yavaş şey yapıyor. Metin Göktepe ödüllerinin anlamı nedir? Metin Göktepe ödülleri genç gazetecileri gerçeği bağlı bir habercilik bakımından teşvik etmeye amaçlıyor aslı olarak. Yani bu insan hakları haberlerinden kültür haberlerine kadar aslında. Yani sadece tabii metin ağırlıklı diyelim sokak haberleri, insan hakları haberleri, gençlik haberleri, işçi emekçilerine hak arama mücadeleleri, kayıp yakınları, cumartesi eylemleri böyle geniş bir alanda aslında haber takibi yapıyordu. Ama burada aslında yani halkın doğru bilgilendirilmesi için halkın ihtiyaç duyduğu gerçeği her alanda halkın çıkarlarına bağlı bir gazeteciliği teşvik etmek aslında. Çünkü yani meslek çok fazla bozuldu. Mülkiyet yapısındaki değişimle birlikte artık merkez medya kavramını bile hakim medya için kullanamadığımız, iktidar medyası kavramını kullandığımız bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla
mesleğe sahip çıkmanın önemi her geçen gün aslında daha da artıyor. Yani AKP dönemi bu açıdan daha gazeteciliğin öldürülmek istendiği bir dönem olarak da tarif edilebilir. Dolayısıyla ama bu dönemde çok iyi gazeteciler, çok iyi haberler yaptılar. Ben bu dava yoğunluğunu da biraz ona bağlıyorum açıkçası. Yani işini düzgün yapan gazeteciler olmasa aslında bu düzeyde bir baskıdan da söz edemezdik belki. Dolayısıyla aslında böyle bir gazetecilik var. Yani bunun içinde Metin'in adını duyarak da başlayan genç gazeteciler var aslında. Bu iyi işleri yapan, iyi gazetecilik yapan meslektaşlarımız içinde. Mesela Metin Göktepe ödülünü önceki yıllarda almış olan meslektaşlarımız içinde Metin'in öldürülmesini duyarak çocukluğunda gazeteciliğe başladığını söyleyenler oldu. Biz Metin'in ismini duyarak gazeteciliğe başladığını söyleyen genç insanlarla çalıştık. Dolayısıyla belki bu ödüllerin de ve Metin'in hikayesinin de bugün bir biçimiyle gerçeğe bağlı gazetecilikte direnen gazetecilik damarına bir katkısı olmuş olsun diye umuyoruz açıkçası. Şimdi 25 yıldır aksamadan zorluklarla karşılaşılsa da bu ödüller hep dağıtıldı. Evet. 25 yılda kaç dalda ödül veriliyordu? Şimdi yazılı haber, görüntülü haber ödülü, yerel gazetecilik ödülü, fotoğraf ödülü. Bu ödüller başladığı zaman internet medyası yoktu. Ancak biz onu da aslında bu var olanın içine sınıflandırdık. Yani örneğin internetteki basılı yazılı haberi yazılı haber ödülünde, görüntülü haberde değerlendirdik. Dolayısıyla onun dışında belki bazı yarışmalarda röportaj ve farklı bölümlemeler de var. Biz onları genel olarak yazılı haber, dosya haber dahil olmak üzere yazılı haber, görüntülü haber gibi bir sınıflandırma, daha genel bir sınıflandırma içinde alıyoruz. Şimdi Metin Göktepe gazeteciliği diye bir kavram gelişti. Metin Göktepe gazeteciliğinin dışında var olan gazetecilik için ne dersin? Yani bu aslında belki belli gazetecilere vurguyu yaparak, mesela diyelim Metin'e vurgu yaparak, Musa Antel'e vurgu yaparak, Uğur Mumcu'ya vurgu yaparak, Hrant Dink'e vurgu yaparak ya da işte diyelim onun dışında işte başka açılardan bakıldığında işte daha geniş spektrumda aslında Abdi İpekçi'ye, çünkü Abdi İpekçi gazeteciliği de aslında daha sonra dönüşmüş olan Doğan grubunun, Milliyet grubunun vaziyetini hatırlarsak orada aslında daha göreli olarak mesleki değerlere sahip çıkılan bir yerde duruyordu. Ayrı bir yerde duruyordu. Dolayısıyla yani bu topraklar açısından, en azından biz kendi coğrafyamız açısından bakarsak buradaki yapıp edilen olumlu, doğru işini düzgün yapmak isteyen gazeteciliği tarif etmek için aslında bir izlekten söz ediyoruz. Yani hayatını yitirmiş. Buna tabii örneğin 1994-92 Nevrozu'nda Cizre'de katledilen İzzet Kezer'i dahil edebiliriz. Namık Tarancı'yı, gerçek temsilcisini dahil edebiliriz. Hüseyin Deniz'i, Hafız Akdemir'i dahil edebiliriz. Şimdi bunla böyle bu silsileden söz ettiğimiz zaman aslında bir de diyelim bunun dışındaki bir alan, tam belki senin sonuna da karşılık gelmek üzere bir ayrım da yapmış oluyoruz açıkçası. O nasıl bir anlama geliyor? İşte diyelim Cumhurbaşkanı'nın ne soracağı işte eline yazılı olarak verilmiş olan gazeteciler mesela. Embedded gazetecilik diyelim. Evet, evet. Yahut da işte böyle Cumhurbaşkanı'nın karşısında sandalyede düşecekmiş gibi oturan gazetecilik geliyor. Yahut da işte diyelim Sedat Peker'in ifşaatlarıyla da yansıdı. Belli işleri bitirmek için aracılık yapan ve bunu aslında büyük bir gazeteciliği büyük bir diyelim konforlu bir hayat için kirleten, mesleği kirli şeyler bırakan aslında bir şey var. Yani şimdi aslında ben lafını böldüm ama bir duruşun adı Metin Göktepe gazeteci dediğimizde tabii bunu görüyoruz. Şimdi bahsettin İzzet Kezer'den, Cizre'deki Nevroz'daki o hikayelerden aklıma şey geldi. 90'lı yıllar karanlık yıllar olarak geçiyor. Evet. 90'lı yıllarda bir sürü faili meçhul cinayetler işlendi.
Hak haberciliği yapan gazeteciler bunları açığa çıkarmak için uğraştılar. İşte Namık Tarancı da bunlardan biriydi. Şeyi sormak istiyorum. Yani 90'lı yılların o karanlık ortamından Metin Göktepe'nin katledilmesi, katledilen gazeteciler içerisinde sonuç alınan, evet, davayla sonuç alınan örnek olması önem taşıyordu. Birçok gazetecinin katilleri, özellikle devlet korumalı katiller ortalıklarda yokken Metin Göktepe'nin katilinin cezalandırılması, yani istenilen anlamda değilse de evet, bir kazanım olarak bir örnektir dedik. Bunu sağlayan neydi? Burada ikili bir damardan söz edebiliriz. Bir tanesi Metin'in arkadaşları, genç gazetecilerin Metin Göktepe davasına başından beri sahip çıkmaları ve meslek örgütlerini de harekete geçirmek yönünde bir basınç yapmaları ve orada da işte Nail Güreli'yi, bugün dönemin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, davanın peşinde çok koşturdu Nail abi. Onu da bu vesileyle saygıyla anmak isterim. Onu da birkaç yıl önce kaybetmiştik. Dolayısıyla bir, aslında meslektaşlarının takibiyle ilgili bir durumdan söz edebiliriz. Bir de Metin'in haber yaptıklarının, yani buna kayıp yakınları var, emekçiler var, işçiler var, onun dışında gençler var. Pek çok kesim aslında Metin Göktepe'nin, Metin'in partisi var. Dolayısıyla böyle bir kolektif bir, yani halkın haber alma hakkı tarifinin iki tarafı da aslında Metin Göktepe davası etrafında birleşti. Bir, gazeteciler meslek, çünkü Metin, yani senin ifade ettiğin dönemde ağırlıklı olarak Kürt sorunu etrafındaki çatışmalı sürecin içinde binlerce faili meçhulden söz ediyoruz, bölge ellerinde özellikle, ve gazeteci cinayetleri var. Ve onun eteğinde de aslında o şiddet sarmalının batıdaki yansıması nasıldı? Burada da diyelim 89 Bahar eylemleri, Zonguldak yürüyüşü ve buradaki hakaret eylemlerine de polis bunları izleyen gazetecileri dövüyordu sokakta. Dolayısıyla Metin'e inen, gözaltına alınarak Kapalı Spor Salonu'nda katledildiği süreçte Metin'e inen copları da meslektaşları kendilerine inmiş saydılar. Ve dolayısıyla bu aslında hem gazetecilerin, sahada haber yapan gazetecilerin mesleklerine, arkadaşları üzerinden mesleklerine sahip çıkmasıydı. Halkın haber alma hakkının halk boyutu açısından da hep hani bugün söylüyoruz ya, gazeteciler toprağa düşünce bu ülkede kitlesel cenaze törenleri oluyor ama haberin, haber alma hakkına sahip çıkmak bakımından, basın özgürlüğü açısından gazeteciler sanki mesleki bir meseleymiş gibi yalnız bırakılıyorlar çoğu zaman. Hı hı. Dava süreçleri bile böyle oluyor. Çok böyle göz önündeki davalar hariç. Dolayısıyla bu davada bu birleşti. Yani halkın katılımı, halkın çeşitli kesim, en azından mücadeleci kesimlerinin katılımıyla gazetecilerin katılımının toplam olarak aslında sağladığı bir kazanım. İlden ile sürüldü Metin Göktepe davası. Gözaltına alındı, reddedildi. Ama bu dava sonuçta ilk kez devletin güvenlik görevlileri tarafından öldürülmüş bir gazetecinin cinayetinde, senin de ifade ettiğin gibi, en azından bu katletme eylemine katılmış olan polislerin yargılanıp ceza aldığı, hapise yattığı bir süreç oldu. Biz tabii ki dönemin Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar başta olmak üzere daha geniş bir kesim bakımından bir zorlama yaptık. Bizim için bitmemiş bir davadır bu ama en azından belli boyutlarıyla da kazanılmış bir davadır. Şöyle diyebilir miyiz? Metin Göktepe'nin davasını kazanma mücadelesi hala sürüyor. Evet, bitmiş, kapanmış bir dosya yok ortada. Evet, bir boyutuyla da tabii bu işler şöyle de algılanıyor. Hani mesleğin dışından bakanlar açısından bir dava diyelim, bir yargılama süreci bağlamında mahkeme koridorlarındaki diyelim duruşmalar etrafında okunuyor ama aslında bu sadece bir alan. Hı hı. Yani bugün örneğin işte bir düzgün bir haber izlemek, bir düzgün bir gazetecilik yapmak. Örneğin diyelim Nevruz'da Kemal Kurkut'un katledilme anını, işte valilik farklı açıklama yaparken meslektaşımız Abdurrahman Gök'ün o kariyerle belgelemiş olması bunu ifade ediyor aslında. Ama hala Abdurrahman onun sıkıntılarıyla yaşıyor. Tabii tabii. Şimdi hapsi isteniyor. Savcı terör suçlamasıyla hapsedildi. 5 yıla kadar hapsi isteniyor.
Aynı şekilde Hendekler sürecinde Nedim Türfent ısrarla bölgede süreci takip etmeye çalışan bir meslektaşımızdı. Ve bir adeta yalancı faaliyetle zorlanmış olan herkes duruşmada bunu itiraf etse bile, yani etmiş olmasına rağmen Nedim yıllardır cezaevinde. İşte bu bize şunu söylüyor aslında bakıldığında. Bu Metin Göktepe davası bakımından da Musa Anter, şimdi mesela Musa Anter davasında zaman aşımına uğratılmaya çalışılıyor. Musa Anter davası içinde diğerleri açısından da Hrant Dink açısından da bakıldığında toplam olarak bu toplamının davasına sahip çıkma biçimi. Biz yani gazetecilik yaparken bir şeyi eğip bükmeden vermek, gerçekliği onun bedelini göze alarak vermek, biat etmeyen bir gazetecilik yapmak. Bu da bedel ödemeye gerek yüktürüyor. Tabii biat etmeyen bir gazetecilik. Dolayısıyla bu da aslında bu davanın başka bir boyutu oluyor. Konuğumuz Disk Basın İş Genel Başkanı, gazeteci Faruk Eren. Merhaba. Merhaba. Şimdi malum Metin Göktepe'nin doğum günündeyiz. Bir hafta sonra da ödül töreni yapılacak. Biliyoruz ki siz Metin'in hem bir meslektaşı hem de arkadaşısınız. Evet. Biraz Metin'le yılları anlatır mısınız? Ya biz Metin'le Evrensel Gazetesi'nin kuruluşu sırasında tanıştık. Aramızda bir yaş farkı vardı. Ben ondan biraz daha büyüktüm. Önce sıcak bir arkadaşlığımız oldu. O muhabirdi, ben bir tür yazı işleri tarafındaydım. Şeydi, heyecanlı, işte her şey haber, özellikle toplumsal olaylar da o nerede böyle şey varsa oraya kendisi gitmek isteyen böyle bir genç bir meslektaşımızdı. Peki foto muhabirliğe mi yoksa ikisine de eğilim hem muhabir hem foto muhabir. Muhabiri. Hatta şey de oldu, bir böyle gençlik tabii o zaman, bir aramızda bir küslük oldu bir ara. Böyle. Peki yani sakıncası yoksa bize küçük bir anınızı anlatsanız. İşte şöyle, yani aslında tam da onu anlatacaktım. Biliyorsunuz ben aynı zamanda bir kayıp yakınıyım. 1995'te ilk cumartesi eylemleri başladı. 95'in Mayıs'ındaydı başladı ilk. Ama annem 95'in Kasım'ında ilk katıldı şeye, eyleme. Abimin kaybedilişinin yıl dönümünde. O zaman tabii ilk başlandığı zaman böyle şimdiki gerçi şimdi ara verildi, oturulmuyor ama yani böyle basılı fotoğraflar yok. Genelde kayıp yakınları kendi fotoğraflarını getirirlerdi. Ben de biraz erken geldim. Elimde işte abimin fotoğrafları var. Onları yapıştıracağım kartonlar aldım. Yapıştırıcı, işte isimlerinin çıkışını aldım. O Galatasaray'da tam karşıda Evrensel Kültür vardı o zaman. Evrensel Kültür'e çıktım. Hani orada masa falan, sandalye orada şey yapar, yapıştırırım diye. Baktım Metin de orada. Geldi, yardım etti. O küslüğümüz orada bitti. Gerçi basit bir şeydi ama ondan sonra birlikte hazırladık o fotoğrafları. Annemin falan elinde tuttuğu fotoğrafları Metin'le. Sonra birlikte indik eyleme. O da fotoğraflarımızı çekti aynı zamanda tabii. Hatta Metin'in katledilmesinden sonra bir yine Evrensel Yayınları'ndan galiba Metin Göktepe kitabı çıkmıştır, Kırmızı. Gazeteciyim. Evet. O fotoğraf orada da var. Metin'in çektiği fotoğraftır o. O benim için de çok şey, böyle bir acı bir hikaye. Yani bir yandan işte hani İyi ki barışmışım dediğim. Çünkü o fotoğrafı çekti. Kasım ayıydı 95'in. Biliyorsunuz ki 96'nın Ocak ayında da kaybettik Metin'i.
Mesela Metin deyince hep aklıma o gelir. Hala da o fotoğrafı görünce içim acır. Metin'in çektiği fotoğrafı görünce. Çünkü birçok şey iç içe geçmiş. Bir yanda bir arkadaşlık var, bir yanda bir kayıp olayı var. Katledilen bir arkadaşım var falan, böyle bir hikaye. Metin katledildi. Yani başta ailesi olmak üzere gazetesi, partisi sahiplenildi. Kamuoyu oluşturuldu. O yılları çok sıcak hala hatırlıyoruz. Ölüm haberini alınca ne hissettiniz, ne yaptınız? Ya ben açıkçası şok oldum. Yani ülke, biliyorsunuz 90'lı yıllar çok sert yıllardı. Gerçi Türkiye'de ne zaman hani normal yaşadık, normali yaşadık. Ama o sertlikte bile, bilmiyorum hani Metin belki arkadaşımız olduğu için hani çok aklıma gelmiyordu yani, böyle aklımdan geçmiyordu yani. Gerçi gazetecilere, güvenlik güçleri sert davranıyordu vesaire, ama hani böyle bir ölüm aklımdan geçmiyordu yani. Ve sonra biliyorsunuz görkemli bir cenaze töreni. Ama ve hiç azalmayan bir kitlesel gösterilerle süren davalar süreci. Evet. Ve sonunda ilk defa bir gazetecinin davasında devletin katillerinin yargılandığı bir dava oldu örnek olarak. O zor yıllar geçti. İşte 90'lı yıllar dedik. Geldik 2000'li yıllara. Acaba o zor yıllar geçti mi? Sürüyor mu? Evet, sürüyor zaten. Yani ülke neredeyse nefes alamaz halde, ki bunu işte geçen yıl zaten gerçek anlamda nefes alamama halini yaşadık. AFP muhabiri, foto muhabiri Bülent Kılıç burada Taksim'de onur yürüyüşü yasaklanmıştı ama yine insanlar yürümeye çalışıyordu. Onu izlerken biz sokakta, boğazına çöküldü Amerika'daki o George Floyd olayındaki gibi. Yani dizle enseye bastırıldı, yere yatırılıp ve Bülent nefes alamıyorum diyordu. Hakikaten ölümden döndü. Bülent de zaten gazeteciliğe başlama şeyinde Metin'i örnek aldığını söylüyordu. Evet. Yani oradan şeye gelelim o zaman. Metin Göktepe gazeteciliği ne demek? Size de böyle bir soru sorsam. Ya Metin Göktepe gazeteciliği aslında her türlü baskıya ve her türlü güçlüğe rağmen haber yapabilmek demek birincisi. Tabii bu haberi de okuyucuya ulaştırabilmek demek bence. Türkiye'de hani gazeteciler, yani neredeyse matbuat Türkiye'ye girdiğinden beri hep baskı altında. Her dönemin kendine özgü baskıları var. İşte 90'lı yıllar katliamlardı. Yani çok sayıda gazeteci öldürüldü. Özellikle Özgür Gündem'den, işte Evrensel'den Metin, Cumhuriyet'ten işte Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı. Hepsinin ortak özelliği gerçek habercilik yapma çabasında olan insanlar olmasıydı. Metin de dahil. Evet. Ve geliyoruz yine bugüne. Bugün de evet, gazeteciler öldürülmüyor ama hep hapishanelerdiler. Yani hapishanelere olan bu baskı artarak sürüyor. Yani evet, hapise atılıyor veya yargılanıyorlar. Şimdi mesela meclise bir torba yasa geldi. Gerçi şimdi geri çekiyorlar, ne yapacaklarını bilemiyoruz. İşte şirketlerin, finans şirketlerinin itibarları zedelecek haberi yapana 3 yıl ceza gibi. Aslında hani beşli çeteye beşli çete dememe. Ama çok büyük kamuoyu oluştu o konuda ve onu geri çektiler zannediyorum. Ama bunu kafalarına koymuşlarsa başka türlü yine yaparlar. Yani çünkü bundan çekinmiyorlar bu tür şeylerden. Evet, büyük baskı altında yani gazetecilik. Yani hem yayın organlarının kendisi baskı altında. İşte ister basılı olsun, ister görsel olsun. Çok zor koşullarda, yani hem ekonomik olarak baskı altına almaya çalışıyorlar, hem şey olarak cezayı yıldırmak için, evet, ağır cezalarda yargılayarak. Ya mesela son dönemin herhalde Türkiye'nin en başarılı gazetecilerinden biri olan Çiğdem Toker'e dün
bir haberi yüzünden 30 bin lira para cezası verdiler. Yani bu tür şeyler çok yaşanıyor ve tabii ki esas önemlisi tutuklanıyorlar. Hı hı. Daha neden tutuklandığını da bilmiyor gazeteciler. Ve her tutuklamada da yaptıkları haber için değil, başka bir şey uydurmaya çalışıyorlar. Ama yaptıkları haber için tutuklandığı da belli. Mesela bir şeyi hatırlıyorum, bir Van'daki bir davada savcı gazeteciye niye hep toplumsal olayları haber yapıyorsunuz, hı hı, diye sordu. Yani niye magazin yapmıyorsunuz, niye? Hani bu kadar şey durumda. Tabii bu arada gazeteciliğin bir başka sorunu Türkiye'de basın kartı meselesi. Tam onu soracaktım. Yani siz sendika başkanı olarak gazetecilerin çatısı, bir örgütüsünüz. Bu gazetecilerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri de basın kartı mevzu. Biliyoruz, sarıydı, turkuaz oldu. Veriliyor dendi, verilmedi, bir şeyler oldu. O bir yanda, öbür yanda da uluslararası basın kartının verilme durumu var. Neredeyse o kartı kullananlarda terörist muamelesi görür, evet, durumda. Bu konularda biraz aydınlatır mısınız? Ya şimdi bu, birincisi bu basın kartı eski yöntemde, eski dönemde de biz basın... Özür, Metin Göktepe için bir de gazeteci değildi gibi bir şeyler getirmişler. Niye? Sarı basın kartı yoktu. Yok diye, evet. Yani o dönemde de bizce sorunluydu. Biz şunu söylüyorduk hep. Sarı basın kartı gazetecilik ruhsatı değildir diye. Yani avukatlara, baroların verdiği ruhsat gibi bir ruhsat değil. Basın kartlarını meslek örgütlerinin, sendikaların vermesi gerektiğini savunuyorduk. Ama maalesef bu Türkiye'de bir türlü gerçekleşemedi. Daha sonra işte Türkiye'de sistem değişikliğinden sonra Cumhurbaşkanlığı içinde bir iletişim başkanlığı kuruldu. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü lağvedildi ve inanılmaz bir keyfiyetle bu kartlar dağıtılmaya, ama daha çok dağıtılmamaya başlandı. Toplansınıp? Evet, yani yenileceğiz deyip, örneğin işte benim sürekli basın kartı kullanma hakkım var meslekteki kıdemimden dolayı ve kullanıyordum da. Ama benimkini de vermiyor. Yani bu bir kazanılmış hak halbuki. Vermiyorum da demiyor. Yani 3-4 yıldır inceleniyormuş benim durumum. Böyle bir şey var. Veya yılların gazetecileri işte. Ama baktığımız zaman muhalif kesimde olan bütün şeye uygulanan bu. Hı. Ama hiç alakası olmayan bir sürü insan da o karta sahip olaraktan işte ne derler, yandaş medyada gazeteci kimliğiyle dolaşıyorlar. Evet, yani hatta gazeteci olmayanlar. İşte onu söylüyorum. Evet, alabiliyorlar. Bize göre bu kartlar, turkuaz kartların vesaire hiçbir artık bir önemi yok. Sistem değiştiğinde, iktidar değiştiğinde bu yöntem de gidecek yani bu kartlar. Bir de bu görüntü çekme yasağı falan böyle. Tabii, o da ağır bir durum. Nisan Metin Göktepe'nin doğum günü. Yarın Metin Göktepe'nin doğum günü nedeniyle Evrensel Gazetesi tarafından düzenlenen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri dağıtılacak. Biz de Meryem Göktepe ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Şimdi 28 yaşındaydı Metin katledildiğinde. Aradan yaklaşık 27 yıl geçti ve 54 yaşında olacaktı. Şimdi o zamanlar için genç gazeteci diye bir şey yapıldı. Fakat bizim için hala genç Metin. Hala o güzel gülüşüyle gözümüzün önünde. 54 yaşındaki halinde aynı şekilde süreceğini düşünüyoruz. Çünkü hep öyle, bizim için hep öyle oldu. Meryem, şeyi sormak istiyorum sana. Artık bu öldürülme anları falan çok konuşuldu. Biraz daha bugünlere gelen, bugünden bakan bir açıdan yaklaşalım istiyorum. Metin'in kardeşi olmak nasıl bir şey? Ya muhteşem tabii. Metin'le aramızda 2 yaş var.
Ben Metin'in ablasıyım. 2 yaş. Biz birlikte büyüdük zaten. Mücadeleyi birlikte yürüttük. İşte hep söylerim, ben o dönem kamu çalışanlarının sendikalaşma süreciydi. Ben o kamu çalışanlarının mücadelesinin kortejindeyken Metin fotoğrafçılık yapıyordu. Ve biz adeta birbirimizi koruyan bir yerden de bakıyorduk. Yani sen sendikal mücadele, evet, içerisinde, o basın alanında mücadelede. Mesela ben şey yapardım hep, hani onu kollardım. İşte bir polis var mı arkasında? En son 28 Aralık'ta Saraçhane'de keskin bir mitingi vardı ve orada şey fark etmiştim. Yani sivil polisler tarafından izlendiğini fark etmiştim ve uyarmıştım hatta. O da her zamanki gibi ya boş ver filan demişti bana. Yani çocukluğumuz birlikte geçti. Zaman zaman yer yataklarında birlikte kitap okuduk. Yani hem kardeştik ama fikirdaş, yoldaştık Metin'le yani. Öyle güzel bir çocuktu ve iyi ki kardeşimdi. İyi ki doğmuş. İyi ki doğdu. Şimdi aile olarak Fadime annen olsun, sen ol, diğer kardeşlerin olsun. Katledildiği günden itibaren büyük bir dirençle ve bir mücadele ruhuyla sahiplenildi. Hatta dönemin bu emniyet müdürü zannediyorum, işte duvardan düştü falan gibi açıklamalar yapınca bunun yalan olduğu ortaya çıktığında Fadime Ana'dan özür diliyor. Fadime Ana da özrünü kabul etmeyip davanın... Teoman Ünlüsan, İçişleri Bakanı. Evet, evet, evet. Şimdi şu aklıma bak, ben hatırlamadım ismini ama büyük yığınlara sorsak herkes Metin'i hatırlayacak ve o ismi, neydi, evet, ismi bir daha söyleyeyim. Teoman Ünlüsan. Ha, bu ismi hatırlamayacak. Evet, tabii. Yani bu da bir ders olmalı aslında. Aynen öyle, çok doğru söylüyorsun. Şimdi tam şey, yani Metin hala yani yaşıyor ama onlar işte... Yok oldu. Nefes alanlar da bilmiyorum nasıl nefes alıyor yani. Evet. Şimdi 4 yıl sürdü dava. Evet. Kilometrelerce uzaklarda. İlden ile sürüldü. Fadime Ana bu arada bir trafik kazası geçirdi. Biraz o günleri çok kısacık özetleyebilir misin? Nasıl bir süreçti bu 4 yıl aile için? Şöyle oldu aslında. Mesela ben ilk öğrendiğim andan itibaren Metin'in nasıl öldürüldüğüne dair mücadelenin içinde buldum kendimi. Keza annem de öyle. Yani şöyle söyleyebilirim, yas tutmanın bile kıymetli olduğunu anladığım bir süreç o. Yani yasını tutamadık biz Metin'in. Yani çünkü ben ilk öğrendiğimde adli tıpın önündeyken, ilk öğrendiğim an bayılmışım. Ayıldığımda gazeteciler cemiyetine de buldum kendimi. Hatta ondan önce de şöyle bir şeyim var. Metin öldürülmüş ama kabul edilmiyor. Dolayısıyla otopsi raporuna avukatımızı almıyorlar. Aileden birini alabiliriz diyorlar. Hiç unutmuyorum. Ben girerim dedim. Yani iyi ki hani benim orada girerim ısrarım üzerine avukatımızı almak durumunda kaldılar ve işte avukatın çıktığındaki yüz ifadesinin hep böyle hala gözümün önünde kendi kendine söyleniyordu yani işte. Ya bu bir vahşet, bu nasıl yapılır? Ama Metin niye gülüyordu diye bir soru. Evet. Yani o hani... Alay eder gibi aslında. Morg'daki fotoğrafı bile yani hep söylerim, dudağında gülümsemesini unutmuş kardeşim benim. Ve sonra annem elbette bu davanın hiç peşini bırakmayacağının sinyalini verdi bize. Ve biz onun hakikaten kanatları altında... Çok kişi var, teşekkür edilecek çok kişi var, çok kurum var. Bir kere gazetesi... Aslında teşekkür etmenize gerek yok. Hiç ya, bence o şeye gerek. Yanımızda olan... Sorumluluktur. Sorumluluk ama mesela İzzet Kezer'i bilirim ya. Gazetesi bile sahip çıkmamıştı. Hani bir Nevroz'u izlerken bir... Katledildi bir kurşunla ve sahip çıkılmadı gazetesi. Ve hani dolayısıyla gazetesi kıymetli, sahip çıkması, o dönemin STK'ları sahip çıktı. Yani bir yığın avukat davasına girdi. Hatta uluslararası işte RSF,
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'ydü, avukatlarıydı. Şeyden Liverpool işçileri geldiler, davayı izlediler. Evet. Yani çok böyle hani bunun... Toplumun sahip çıktığı bir dava oldu. Çok inanılmaz genç gazeteciler. Evet. Ya o dönem ben hatırlıyorum, şeylerini bıraktılar işte, metini yeterince işlemiyorsunuz diye kameralarını bıraktılar. Gazetelerinden ayrılıp Evrensel'e gelip dayanışma gösteren gazeteciler bilirim, genç gazeteciler. Dolayısıyla hani 4 yıla yakın süren bu dava, ki ilden ile sürüldü biliyorsunuz. İlk İstanbul'da görecekti 18 Ekim'de. Sonra bir öğrendik ki işte güvenlik gerekçesiyle Aydın'a sürülmüş dava. Sonra Afyon'a sürüldü. Afyon, evet. Annem işte dediğin gibi trafik kazası geçirmesine rağmen o sargılı haliyle, tekerlekli sandalyeyle gittiğinde, o davaya ben mutlaka gideceğim dediğinde, bu davanın hiç kolay bir dava olmayacağı katledenler açısından bence belli oldu. Bir şey bakımından da çok önemli tabii, altını çizmek lazım. Birçok gazeteci katledildi. Evet. Evde, sokakta, evet, iş yerinde, evet. Efendim 1906'dan beri. Şimdi bunların içerisinde dava açılarak bizzat katillerinin tescil edildiği bir dava haline geldi. Örnek bir dava oldu bakımdan da. Metin Göktepe davası. Bir ilk. Bu bugüne baktığımızda gazeteciler yine baskı altında. Yine iktidara karşı işte bir muhalefet duruşuna itiliyorlar sürekli. Yani gazetecilik yapmaları engellenmeye çalışılıyor. Ve hapishanelerde biliyorsun gazeteciler var. Bir de demin altını çizdiğin gibi metinden etkilenerek gazeteci olan gazeteciler de var. Çok evet. Hatta çocuklarına Metin ismini koyanlar var. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Yani bir böyle... İnsan şey verir, ben en azından kendi adıma bir güç hissediyorum. Tabii bir umut aynı zamanda. Umut. Şöyle aslında hani katilleri cezalandırılmış ilk gazeteci, evet. Ama bizim için ve aslında belki gazetesi için de ve partisi için de yeterli de değil. Hani biliyorsunuz ki o dönemde emri veren bir Orhan Taşanlar var. Yani direkt zaten böyle ilk öğrendiğimde tüylerimi diken diken eden ve bize yaşatılan bir şey oldu. Ben buraya kelle koparmaya geldim diyen bir İl Emniyet Müdürü. Ve o gün emri verip o ortamı sağlayanlar, davanın, yani bu cinayetin üstünü örtmek isteyenler, işte Erol Can Özkan dönemin Eyüp ilçe başsavcısı, Mehmet Ağar, Tansu Çiller ve hatta Cumhurbaşkanı, yani işte bana polis suç işledi dedirtemezsiniz deyip, ama daha sonra özür dilemek zorunda kalan, hiç istemedi özür dilemeyi belki, ama işte o günün kamuoyu baskısıyla bu cinayetin aydınlatılması için çaba harcayan binlerin sayesinde özür dilemek zorunda kalındı. O zamanların en önemli sloganlarından biri, biz sahip çıkarsak hepsi yargılanacak sloganıydı. Mesela Metin'in fotoğrafıyla birlikte o slogan, o afiş hiç gözümün önünden gitmez benim. Ben yani, de hala sızdırırım. Yani ben de çok bulmak isterim varsa. Ben sana getiririm. Vallahi çok tamam. İsterim. Ya yani çok kıymetliydi hakikaten ve gerçekten de yerini bulan bir slogandı. Sahip çıkıldı. Sahip katiller çıkıldı. İstenildiği kadar cezalandırılmadıysa evet, ama bir örnek teşkil etti. Ve bugün bu dava aslında bitmiş değil. Eğer bir gazete, yani Evrensel Gazetesi hala bir ödül töreni yapıp veriyorsa genç gazetecileri teşvik eden bu dava daha sürüyor. Elbette. Ve bu davayı sürdürenler Metin'in hayallerini, ütopyalarını belki gerçekleştirecek, gerçek gazeteciliğin yapıldığı bir ülkenin kurulması için ufacık da olsa bir katkı koymuş olacaklar. Ya çok kıymetli. Yani şu ödül de çok kıymetli ve Metin Göktepe Gazeteciliği diye bir gazeteciliğin oluşması çok kıymetli. Mesela benim tanıdığım, ki bilmediğim de vardır, genç gazeteciler, bir tane işte Zehra Doğan var. Anlatmıştı benim Kara Gözlü Kahramanım diye. İşte Elif Görgü var.
Bülent Kılıç var. Bülent. APP Ajansı. Evet. Eylem var. Ya çok çok gazeteci var. Hani sayamayacağım kadar ve etkilenip gazeteci olmuş. Yani şöyle aslında hani bir insanı bedenen öldürürken aslında vermek istedik. Yani Metin'i tanımıyor o polisler. Hani birebir bir husumetleri yok. Yani kişiliğine yönelik bir şeyleri yok. Ama onun fikrine olan düşmanlığı yüzünden, onun o gazetecilik yapacağım diye sürdürdüğü inada karşı yaptıkları o cinayetin aslında baktığınızda hedefine ulaşmadığını görüyorsunuz. Tam Metin bizim için büyük bir kayıp. Yani onunla yaşayacağımız çok günler vardı. Onunla yapacağımız o kadar çok şey vardı ki o yönüyle öyle. Ama Metin'in düşlerini tıpkı Ali İsmail'in işte o gezideki çocukların düşlerini öldüremedikleri gibi öldüremediler. Onlara bir fayda mı sağladı diye baktığınızda ya bana göre değil yani bir fayda değil. Gerçek gözlerinin ortaya çıkmasını. Yani gerçeklerin hani öldürülemeyeceği gerçeğiyle yüz yüze bırakıldı Beethoven. Metin, insanca hakça sömürsüz bir ülke. Hatta bir dünya uğruna gerçeğin peşinde gazetecilik yapmaya çalışıyordu. Bugün yeni metinler onun bayrağını daha da ileriye taşıyor. İfade etmek gerekir ki Metin Göktepe gazeteciliği demek baskıya, zulme boyun eğmemek demektir. Halkın özgürlüğü, eşitliği için haber yapmak demektir. Savaşlara karşı barışın savunucusu olmak demektir. Sömürüye karşı mücadele etmek demektir. Doğum günün kutlu olsun Metin.